60 yıldır ailecek tohum ıslah işiyle ilgilenen Hüsnü Ekiz tatil için eşinin memleketi Kırıkkale'ye gitti ve semt pazarından işte bu patlıcanlardan satın aldı. Lezzetini çok beğendi, Antalya'da yetiştirmek istedi ancak bir sorun vardı. Bu patlıcanlar yalnızca Kırıkkale'de yetişebiliyordu. 6 yıl boyunca tohumları ıslah etti ve bugün itibariyle verimi 3 katına çıkan, hastalıklara mukavim işte bu patlıcanlar Antalya'da yetişmekle de kalmadı. İtalya bile bu patlıcanları yetiştirmek için buradan tohum satın aldı. Eşim'in memleketi Kırıkkale. Biz de yaz aylarında Kırıkkale'de e, bulunuyoruz. E, ve yaz aylarında Kırıkkale'nin yerel pazarlarında bu patlıcanın e, inanılmaz bir şekilde rağbet gördüğünü e, işittik ve kendimiz de satın aldık. E, mükemmel bir lezzeti var bu patlıcanın. E, sadece Kırıkkale'de biliniyordu. Bu nedenle de biz de ıslah işiyle uğraştığımız için bu Kırıkale yerel patlıcanını kötü yönlerini düzeltelim, vasıflı bir çeşit haline getirelim uğraşı fikrinden yola çıkarak bu patlıcanın ıslahını gerçekleştirdik. Kırıkkale patlıcanı sadece kendi bölgesinde yetiştiriliyor ve sınırlı olarak tüketime tabi tutuluyordu. Peki tezgahtaki patlıcan, Kırıkkale patlıcanı mı, değil mi? Nasıl anlaşılır? Baş ve uç kısmındaki yeşilimsi renk açıklığı ve dış kabuk renginin mor olmasıyla Kırıkkale patlıcanı diğer patlıcanlardan kolaylıkla ayırt edilebilir. Tan patlıcanlardan kolaylıkla ayırt edilebilir. Tanınmıyordu. Yerel pazarlardaydı. I şu bir gerçek ki hemen yanı başında 6 milyonluk şehir olan Ankara bile bu lezzetli patlıcanı henüz daha tanımıyor. Biz bu patlıcanın tanınması maksadıyla çeşidin zafı olan bitki hastalıklarına mukavemet gibi özelliklerini artırma yoluyla verimi ve kalitenin de artırılmasını sağlamış olduk. Bitki hastalıkları mukavim hale getirilmesiyle bunu verimi 3 katına çıkarıldı. Yaklaşık 9 tonluk bir ortalamayı da yakalama şansımız oldu. Bu patlıcanın en büyük özelliği mükemmel lezzetidir. Bu patlıcanı ıslah ettik. Islah sonucunda iki farklı tipe ulaştık. Bunlardan birisi oval patlıcan, diğeri ise topan patlıcan dediğimiz biraz daha yuvarlak olan patlıcandır. Böylece tüketicilerin ihtiyacına cevap verdiğimize inanıyoruz. Aynı zamanda geliştirmiş olduğumuz bu iki çeşidi ülkemiz içerisinde Marmara, Ege, İç Anadolu ve Akdeniz bölgelerinde geniş bir adaptasyon denemesini aldık. Buradaki denemeleri bu yaz boyunca takip edeceğiz. Bunun yanı sıra yurt dışında da başta İtalya olmak üzere birkaç Avrupa ülkesinde de deneme tohum göndererek bu güzel lezzetin Dünya çapında tanınması yolunda da çalışmalarımızı sürdürmekteyiz.